Sen ölmüşsün, seni gömenin yok Ahmet. Ahmet, sen bu bedene yazık etmişsin. Senin yaşaman mucize ya. Şimdi sanatçı olduğumuz için. Şimdi bırak sanatçı olmayı Ahmet. Seni doktorumuzdan rapor almadan programa sokarsa bizi ne yaparlar biliyor musun? Kasten adam öldürmeye teşebbüsten bizi mahkemeye verirler Ahmet. Bu kadar bina yerle bir ederler, otopark yaparlar ya. Burada çalışan güzide bir sürü antrenör, orada değnekçi olur. Ben de presentable bir adam olduğum için alırlar beni, masa başına koyarlar. Gelene gidene fiş keserim ben Ahmet. O kadar galoş aldık biz Ahmet ya. O kadar galoşu ne yapacağız biz? Tekerlere mi takacağız o kadar galoşu? Hadi ben voltamı aldım, anladın mı? Lan ne kadar yetenekli çocuk ya. Haftada 7 gün yok ya. Ahmet! Ahmet, kavaşları çıkarmayı unutma! Hadi bakın. Kaldır, indir güzel. Kaldırıyoruz, indiriyoruz güzel. Güzel. Saçma sapan hareketler ya. İndir. Kaldır, bir dur. Bir indir, indir. Oo efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun, buyurun. Ya burada bir Münir varmış ya, onu bana bir bul be. Antrenman koçu Münir benim. Ha. Lan siz burayı nasıl ısıtıyorsunuz kışın? Acaba merkez ısıtma falan var mı yoksa kombili mi? Eğer kombili ısıtıyorsanız çok yakar. Çünkü mekan çok geniş yani. Merkezi ısıtma, galoşçu musun sen? Ya arkadaş, bir müessesenin en büyük gideri nasıl galoş olur, ben bunu anlamıyorum ya. Çuvallar nereye vurdun? Ya estağfurullah. Baksana buraya. Buyur, nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Antrenman koçu Münir'e yapmıştım ben. Vallahi konuşuyor. Nasıl anlamadı? Antrenman koçu Münir'e yapmıştım. Neden dinliyorsun beni? Antrenman koçu Münir. Vay, 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 vay. Kimleri görüyorum, kimleri? Onur mu yoksa bu gördüğüm? Adam gibi adam. Adamın hası, kralı, özü Onur. Hayırlı Onur. Gelmezdin hiç ziyaretime. Sağ ol Münir'cim. Niye geliriz? Geliriz. Niye gelmeyelim? Yanlış kalıp yemeyeceğim. Kusura bakma artık. Galoş aracım var. Hakikaten galoş yeme. Yalnız Onur, bir tek galoş anladım ben ama. Ya ne galoşu? Onu mantıraman kuşum. Sana geldim ben. Yine galoş dedi. Bir de Münir herhalde. Hala galoş diyor. Antrenmana geldim ben. Ama kardiyo yapacağım sadece. Kaslarım iyi oluyor. Canım korkuyor benden. Biliyorsun kayıp bitti. Set elemanla bitti. Artık şu an ne olacağım? Siz, vücuduma geçtim ama siz bek lazım. Israrla galoş diyor lan. Sen galoş satmaya mı geldin lan o zaman? Şimdi her işin adamı Onur kardeşim. Bizim zaten bir galoş tedarikçimiz var. Yıllık galoş ihalesi açıyoruz bir Nisan başında. İstersen o zaman gelsen. Galoş diyor ya, galoş da galoş. Galoş sopa mısın ya? Galoş giymedin mi mutafra? Amma galoş dedin ya, başım dönüyor. Ya, sonunda galoş dedim yanlışlıkla. Şey yaptım, kusura bakma. Galoş diyor lan. İlle de galoş diyor ya. Ama Onur, ben bilmiyor senin dil. Ben bilmek Türkçe. Galoş, hangi dilde galoş diye okunuyorlar. O dili bilen var mı? Gelsin yardımcı olalım arkadaşa. Ulan arkadaş, seni bokluktan ya. Dingil. Sanki kendi saray Türkçesi konuşuyor. Beni beğenmiyor. Ağzımı bozulma şimdi. Bok dedi. Bir galoş, bir de bok. Bokla galoş aynı cümlede. Sık rastlanılır bir durum değil. Galoş temizliğin semboldür genelde ama... Bana bak. Senin dükkanı bok götürüyor. Gel sana galoş satayım mı dedin lan sen biraz önce? Hı? Benim yorumum bu yani. Ay tipine sıktın galoş sopa. Paramıza rezil oluruz yahu. Antrenman diyorum, antrenman. Getir falan mı diyorum? Otur kürek çekeyim. Benim baktığım kıymetli. Tamam lan. Tamam. 3 çuval getir alayım. Ama bak, beğenmezsem geri yollarım, haberin olsun. Bütün mallar benim oluyor. Çalsın ben tüküreyim. Çok fena pazarlık yapıyorsun lan sen. Hakikaten çok sıkı pazarlık yapıyorsun ha. Tamam, 5 çuval bırak. Ama ay sonuna çek yazarım, haberin olsun. İşine gelirse. Ay sonuna mı? Çek mi? Malum olsun, yeşil mi? Ve işini çok iyi yapan bir bankacı. Sen kendi kendine röportaj mı yapıyorsun lan? İnsan bir kapıyı çalar, kapıyı. Kapı mı vardı da bizi göremedik? Münir'cim bir saniye. Ben Onur, bulmuş Onur. Memnun oldum. Ben Tekin. Senarist Tekin. Sana böyle demeye teklif yapmaya geldim. Allah Allah. Genelde böyle teklifleri ben yaparım ama. Kardeş, sen bunun dediklerini anlıyor musun? Vallahi anlıyorum. Ben çok uzun yıllar şifreli yayın üzerinden erotik film izlemeye çalıştığım için... ...gözlerimi kasınca bütün bu kırçıllı kelimeleri anlayabiliyorum. Hatta el ele tutuştuk ya, bir kıpırdanma oldu bende ama... ...üzerinize alınmayın. Tamamen isim. Cuma, beni dinle. Sana teklif olacağım. Lafınızı unutmayın, size hemen geleceğim. Siz kimdiniz? Antrenman koçu Münir ben. Siz kısaca AKM diyebilirsiniz. Muazzam AKM Bey. Harika, çok sıcak bir isminiz var. Böyle Brezilya gevreği gibi. Sizi sanki uzaktan tanıyorum ve işletme sahibi olduğunuzu biliyorum. Peki, çok cazip faiz oranlarıyla.
ve hiçbir dosya masrafı ödemeden işletmenizi bir adım değil 10 adım ileri taşıyacak kredi oranlarımızı öğrenmek istemez misiniz? Allah mı? Allah Allah. Ne kadarlık bir krediden bahsediyorsunuz? Kredi mi? Para mı kredi? Olmaz olur mu? Var. Oturun, oturun. Ne yaptınız lan? Hallettiniz mi işi? Vallahi ben 36 ay vadeli 75 bin liralık ihtiyaç kredisi çektim. Onur da bir şeyler yaptı ama anlamadım. Kendine sordum. Ne yaptınız lan? Hem sus oğlum, çok ilgilenme. Müşteri hizmetine masaya bir şansın ne dedi? Lan bir işimde de kendi çapımda bir insanla çalışayım ya. Artık ben çalıştığım insanın çevresini kumpasla değil metrelerle ölçmek istiyorum ya. 75 bin liraya ne yapılır Salih abi? 225 tane olur. O da 1,5 seneyi kurtarır. Hadi üst üste yaptın diyelim. 1 sene. Ben koşu bandı alayım en iyisi. Telefon var mı ya? Konduk almamış bende. Sonra? Sonrası can sağlığı Münir kardeşim. Şimdi senin paran misli, misli, misli geri dönecek. Hangi param? Hangi param diyor lan? Anlattık ya. Sen bize para vereceksin. Biz de senin tabelanı filmde kullanacağız. Filmde tabelanı gören sağlıklı yaşam özlemliler senin salona akacak, akacak, akacak. Onu anladım da param derken hangi param diyorum yani? La oğlum senin paran yok mu? Salon dolup taşmıyor mu oğlum lan? Onu ben de anlamadım Şenolcuğum. Hakkı durup dururken bankadan kredi çektik. Balya balya geri ödemesi var lan. Onun derdindeyim vallahi ben de şimdi. Lan oğlum aldığın krediyi ne yaptın sen? Vallahi dokunmadım. Hiçbir kuruşuna bile dokunmadım. Öyle bıraktım orada. Yemin ederim faiz maiz oturup hesap yaptım. O paraya dokunmadan sırf oradan geri ödeme yapsam bile 2 yıl borca girmişim ben şimdi de. Bak siz esnaf adamlarsınız, akıllı adamlarsınız, anlarsınız lan bu işlerden. Steroid, meteroid o işlere bakıyorum ben şimdi. Bak kaçak birden getirtip onu 15'e okuturuz salonda. Münir'cim Allah'ını seversen kalk git. Beyimiz başka frekansta. Hadi ne olur oyalama bizi hadi. Ya bir durun bak. Sınırdan geçirirsiniz, ben de piyasaya dökerim. Kârı da 50-50 iç ederiz aramızda, ha? Aklınız varsa bir düşünün derim. Film, milim, macera lan bunlar. Garanti meblağdan bahsediyorum oğlum. Münir, steroidini de al, git. Bundan bize hayır gelmez. Kesinlikle. Ya bir dinleyin ya. Ya faiz, maiz, krediyi ödeyeyim derken 6 çuval galoşu geri okuttum ben ya. Ya bana bak, aramızda kalsın. İkinci el galoş tedarik ederseniz ona da ucuzundan sermaye yatırırım yani. Bak Münir bizim toplantımız var. Hadi kalk git sen hadi. İyi ben gidiyorum. He unutmadan lan adı neydi? O kadın vardı ya bir kadın. Nasıl o? He iyi mi? Hangi kadın lan? Pezevenk miyiz lan biz? Feride lan. Feride. Feride saçı geride. Nasıl? Mutlu mu?